diş hekimliği ile alakalı. Diş hekimiyim ben demişler. Bazı hastalar ağzında herhangi bir problem olmadığı halde dişlerini beyazlatmak için geliyor. Bu işlem caiz midir? Ve de ben bu işlemi zaruret olmadığı halde hasta estetik kaygıyla istediği için yaparsam günaha girer miyim? Şimdi bildiğim kadarıyla bu beyazlatma işlemi birkaç şekilde yapılabiliyor. Yani bazı kere işte diş üzerindeki bazı yani yemek artıkları diyelim veyahut da zamanla oluşan taşçıkları diyelim temizlemeyle yapılıyor ki bu keyfi bir uygulama gibi dense de bu neticede vücuda harici bir şeyin ilave edilmesi veya var olanı çıkarmak değildir. Bir temizliktir. Hı hı. Bunda herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Ama bu parlatma bazen işte üzerine bir kalıp, bir cila sürülmesi ve onun suyun altına ulaşmasına engel olması. Veyahut da dışı kesip üzerine işte bazı maddeler porselen tarzında bazı maddelerle kaplama yapılması. Hmm. Hepsi aynı renkte, aynı parlaklıkta gözüksün diye. Dümdüz yapıyor, dişler kesiliyor falan. Bu keyfi bir uygulama olursa bu caiz olmaz. Niye? Çünkü neticede ağzımızdaki dişi gusül abdestinde yıkamamız gerekiyor. Hmm. Onu kesip üzerine başka bir madde yapıştırdığımız zaman alta suyun ulaşması mümkün olmayacak. Yani bu usulde bize bir sıkıntıdır ama keyfi bir uygulama olmazsa problem değil, cebire gibidir. Yani şer-i şerif onu sök illa altını yıka demez. Ama bu bir keyfi bir uygulama olursa o zaman bu keyfi bir uygulamada bir, senin böyle yapman hem usul açısından bir sıkıntı doğuracaktır. İki, keyfi olarak sen var olan bir uzvunu kesmiş olacaksın. Hiçbir kimsenin buna yetkisi olmaz. O yüzden bu kardeşimize vereceğimiz yanıt da böyle olmalıdır. Dişin beyazlatmasına yönelik yapacağı işlem nasıl bir işlemdir? Yani oraya harici bir takım şeylerin ilave edilmesi veya kesilmesiyle mi yoksa sadece temizliğe yönelik mi? Hı hı. Temizliğe yönelikse herhangi bir sıkıntı olmayacak. Diğerini yapmamasını. Diğer ise caiz olmayan bir işlemse eğer karşı tarafı hı hı. herhangi bir ihtiyacı olmadığı halde ya ne yapayım o talep ediyor ben yapayım diyemezsin. Diyemez. Bu çünkü senin yapacağın bir eylem. Hani dedik ya tesebbüp meselesi yani sebep olma. Hı hı. O yüzden bunu yapması uygun değildir. Zaruret olan dolgu meselesine zaten hocam söylemişti. Orada zaten keyfi bir uygulama değildir. Orada her türlüsü yapılabilir. Evet hocam.